Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkilerdik. İhfazillâhe yahfazuk. Allah'ın hudutlarını saklayın. Allah seni saklaydı degenler. Kaçan ki siz Allah'ın ahkamlarını hiç nazarınızdan çürmeseyiz. Her bir hatta harekatınızda Allah'ta kuzası deligizde inabetke alıp amel kısayız. Allah sizde himaye kuzası diye aladı. Kafirlerde ne rengi fitnesi sizge zarar kılmaydı. Ve bu üçün ise siz bana Allah'ın kuz aslında himayesi geçişliğiniz için bana bu ayette etkilenirken ibadetlerde kılışız gerek. Bu ibadetler ki وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُمْ Turgan peytinginizde Rabbinizge hamd bilen tasbih edin. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُومِ Ve tünlerde hem Allah'a tasbih edin ve yıldızlar kitken peytte hem Allah'a tasbih edin. Bu ne demek yani? وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُمْ Turgan paytingiz tasbih ayting deganligida bir necha xil tafsir bor. Birinchisi, uyqudan turganingizdan tasbih ayting. Alhamdulillahi allazi ahyana ba'dama amatana. O'ligimizdan keyin bizni tiriltirilgan Allohga hamd bo'lsin deb. Demak, kofirni ko'z ostiga tushmasdan Allohni ko'z ostida yurishingiz uchun zikrlarni qanday qilmang? Tonggi zikrlarda uyqudan turganda yo'q ayting deyapti mana. Tungi zikrlarda ayting, aminallayl deyapti. Bu yo'lga chiqqan odam shuning uchun ham Allohning himoyasi ostiga kirmasangiz harom o'lasiz, shuni bilib oling. Xor bo'lasiz. Allohning himoyasi ostiga kirishingiz uchun esa tonggi tungi zikrlarni qanday qilmasligingiz kerak. Birinchi tafsir ana shunaqa. Turganingizdan Allohga hamd bilan tasbihlar ayting. Ikkinchi tafsir. Majlisdan turganda Allohga tasbih aytib turing. Ya'ni majlis odobi سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ذكر مجلستن ترسيز أنا شو ذكر ده أتوب ترين تاكي شو مجلستي كي جابلاريز خطالاريز كي كفارات بوسن بو إكينش تفسر وچونش تفسر ترغان إنجز ده رب إنجز كي حمد بلن تسبيخ أتين ديگانا ناماز كي ترب قلق قوقان ده سبحانك اللهم بحمدك ده أتين بونو هم بعض علامالار اتكيرلر تورنش تفسر Turganingizda Robbingizga hamd bilan tasbih ayting deganda kechqurun uyg'onib ketsangiz turib namoz o'qing. Tahajjud o'qing. 5-chi tafsir. Turganingizda Robbingizga hamd bilan tasbih ayting degani bomdodda 2 rakat sunnati uyg'ongandan hech bo'lmasam shuni o'qing. Yoki farzi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Man sallal sallas subha fa huwa fi zimmatillah." Imom Muslimda kelgan hadis: "Kim bomdod namozini o'qsa Allah'ın zimmesi de, himayesi de degenler. Başka bir rivayette, kim bomdod namazını cemaatte okusa, Allah'ın himayesi de degenler. Demek, bana hazır ayette bağlılığı yani şunu da buladı. Eğer Allah'ın kuzasızlığı çüşmahçı buseniz, kafirde kuzasızdan çıkıştı isteseniz, himayelenişti isteseniz, turganinizden Rabbinizge hamd bilen tesbih edin. Yani, turup bomdodga barayın. Sünnetini okuyun. Ve farzını cemaat bilen okuyun. Xususan bomdod sunnatiga urg'u berilganining sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda rak'ata al-fajr khayrun min ad-dunya va ma fiha deganlar. Bomdodning 2 rakati dunyo va undagi hamma narsadan yaxshi. La tatruk hawa in taradatkal khuyul. Otlar seni quvlab kelayotgan bo'lsa ham bu bomdod sunnatini tark qilma deganlar. Uxlama bomdod sunnatidan. Bu ham bir tafsir. Bular hammasi bir-birini quvvatlaydi, hech bir-biriga teskari joyi yo'q, xohlagan tafsir bilan tafsir qilsangiz bo'ladi.